Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi koyunu gördüğünüz üzere adağımızı aldık. Adağımı aldım daha doğrusu. Çünkü ben kendi adıma keseceğim, adak yapacağım. Ne işletme adına ne de başkası adına. Her neyse, geldik sabah sabah yine kepçe bozuldu. Kutup başı dedi. Şimdi kutup başını falan değiştirirken de ufak tefek video çektim. Onu da araya koyarım. Bak, bir tanesini taktım. Bu arkadaşın da taktığı bu. Tamam mı? Bir şey demiyorum, neyse. Ses etmeyeyim, ben yaptığım işi sadece söyleyeyim. O arkadaşların yaptığı şey, sürekli şu uca takıyorlar. Şunu, kutup başını getiriyor, hemen şöyle geçiriyor. Şurada şu uca hemen sıkıyorlar. Halbuki bu malın şöyle iyice ne aşağı gitmesi lazım. Hatta şu an ters, şu taraf altta olacak. Şu an ters. Bunun iyice ne dibe girmesi gerekiyor ki sağlam tutsun. Bunu da sürekli buraya koymuşlar. Bak, sıfırladım neredeyse aşağıya. Sıfırlayabildiğim kadar. Çelik gibi tutmaya başladı bak. Görüyor musun? Kutup başıyla bunu kaldırabiliyor. Sağlam bağlandığı için. Sağlam bağlamadığın zaman sürekli kaldır, indir, kaldır, indir. Hem bu kırılıyor, hem kutup başı kırılıyor. Şimdi şu diğerine bağlayayım. Döneyim. Gittim, kutup başlarının hepsini değiştirdim. Sıfır yaptım bak. Bunlar hep kırıktı. Sıfır yaptım. Ara kaplo falan da getirdim. Ne olur ne olmaz diye. Ama mal yine çalışmıyor. Tık 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 edip duruyor. Ha? Dur. Dur, bekle. Adamlar hemen boğazlayacaklar. Hemen boğazlayacaklar. Aa. Gel şu mecbur. En azından. Su var mı su? Su şurada, oradan diyorum. Dur, iki dakikalık da şey yapsınlar. Ya suyun orada kessek daha iyi olur ya. Gölge, ben de biliyorum bura gölge de. Burada da su yok ha. Burada da su yok. Bu adamı beli tutmayın. Burada da su yok, su. Tamam ya, aşura bura temiz en azından. Burayı iyi. Buraya akıtın, biz hallederiz. Çevir kıplaya. Kıplayı biliyor musun hangi taraftaydı? He? Bu tarafa, ayaklar bu tarafta olacak. Yarım sansür çekeceğiz. Vekaletini verdin mi baba? Verdim abi. Aldım kabile, vekaleti verdin mi? Verdim abi. Aldım kabile, vekaleti verdin mi? Verdim. Aldım kabile, verdim. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi hamd. Bismillah, Allahu ekber. Bu kısımdan sonrasını göstermeyeceğim. Bir de videomuzdan olmayalım. Şimdi ufak tefek daha mevzular var. Şu kuzu işini halledelim. Ondan sonra onu da size anlatmaya başlayacağım. İster inanın ister inanmayın. Vallahi kurbanı kestikten sonra kepçenin marşına bastım. Kepçe çalıştı. Neyse, o can veriyor. Ben şimdi ufaktan mevzuları anlatayım. Onlar da kompresörü getiriyor. Onun kesimini falan halledecekler. Paketlemesini falan halledecekler. Mevzuyu anlatıyorum. Buraya geçen hafta gelen gebe düvelerimiz vardı. Yerli Oğuz elinden gelenler. Onları sattık. Şöyle. Dur oğlum, hop! Bu kapıyı kapatmazsak bu kaçar. Sus kızım, sus. Şimdi yerli gebe düvelerimiz gelmişti ve buraya koymuştuk. Ve biz bunların hepsini gebe sanıyorduk. Ben bunları aldım, gebelik kontrolü yaptım. Bu mesela onlardan biri, bu boştu. Şu ayağı yara olan, ayağı iyileşti. Biz onu gebe sanıyorduk, o boşmuş. Yavru atmış daha doğrusu, artık orada herhalde. Bekle oğlum, vereceğim ben sana. Ondan sonra şuradaki iki tane siyah, onlar da boşmuş. Her neyse, şu ve bunun bandında bir dört tane daha hayvan vardı. Biri bu, biri şu. Bir tane akbaş vardı, bir de buna benzeyen iki tane daha vardı. Onun da zaten videosunu araya sıkıştıracağım. İzlersiniz videonun. Hatta en sonuna eklerim sattığımız kısmı. Her neyse, bunları satlığa çıkardık. Bir arkadaş gördü ve istedi. Yakın bir arkadaştı bir de. 80 liradan anlaştık. Bu malları verdik. 3 tane verdim. Akbaş artı bunun gibi 2 tane vardı. Bunları bu az önceki kasap arkadaşı çağırdık yükleme için. Geldik işte, malımız var, yükleyeceğiz, Antep'e gidecek falan filan. Geldi, yüklerken
bana niye satmadın mevzusu falan oluştu. Ben alırdım, benim haberim yoktu gibi gibi bir şeyler oldu. Dedik gitti artık, hayvanı sattık. Neyse, bugün de işte bu kurban mevzusunu falan söyledim. Dedim ben bir kurban kesmem lazım. Adak adamam lazım. Bana bir tane kuzu ayarla. Kuzu dedik ama koyun yani. O da güzel bir para tuttu. Neyse. Onu getirdi. Getirdikten sonra bunu gördü. Şunu. İlla ben de bunu alacağım. Bunu da bana sat. Tamam. Biraz sağlam pazarlığa tutuştu falan filan. Bir şekilde bunu da ona satmış olduk. Bu mevzu bu şekilde. Diğer 3 taneyi sattığım yerden de kendime, şahsi kendime 2 tane buzağı aldım. Buzağı mı deriz, dana mı deriz artık onu siz karar verin. Birisi bu. Bunun ismi Kara. Kara Bey. Benim kendi şahsi buzağım yani artık. Birisi de Aslan Bey. Kilitten geçerken pantolonu yırttım. Birisi de Aslan Bey. Aslan Bey de bu. Bu da erkek. Bu ikisini de kendime aldım. Bunlar artık bizim. 2 yaşına kadar bakacağız. Bunlara güzel bir deneme yapacağız. Üzerlerinde çalışacağız. Elimizden geldiğince kilo aldırmaya çalışacağız. Değil mi Aslan Bey? Kalk bakayım. Kalk da bir endamını görsünler. Aferin oğluma. Aslan Bey'imiz de böyle biri. Durum bu. Yani gebedüveler gitti. Yerli gebedüveler gitti. Yerine 2 tane kendime buzağı aldım. Bir de adamımızı kestik falan filan. Bu şekilde. Fiyatını merak eden varsa onu da söyleyeyim. Çünkü insanımız fiyatları çok merak ediyor. Düveleri 80 liradan hesapladık. Aslanla siyah olanı da 65 liraya aldım. İkisini bir. İkisini bir 65 liraya aldım. Ama benim orada para verdiğim kısım aslandı. Yani şu beyaz olandı. Siyahı adam ikisini alacaksan al dediği için aldım. Yoksa bunu çok da istemiyordum. Zaten süt de içiyordu. Şu anda daha sütten kesilmediği için böyle barbar bağırıyor. Buna da şimdi mama falan ayarlayacağız. O şekilde karnını doyuracağız. Şimdi tekrardan gidelim kurbanımızı halledelim. Adem Bey, bunlar niye böyle şişiriyorsunuz? Bilmeyen arkadaşlar var. Onun bilgisini de sen ver. Abi bunu niye şişiriyoruz? Derisi güzel çıksın diye. Derisi çok daha rahat ve temiz bir şekilde çıkması için Aynen. Bu şekilde hayvana hava basılır. Hava bastıktan sonra deri etten ayrılmış oluyor bir nevi. Evet. Adem süpürgeye çekiyor. Yok. Bir dakikada yaparak.
Tamamdır. Kurban işini hallettik. Elimizde bir tek gebemiz bu kaldı. Bunda yaklaşık 2 ay var. Şu boynuzda olan. İsteyen olursa onu da verebiliriz. Başka da gebemiz kalmadı. Şimdi bu buzağının karnı aç. Be bağırıyor. Aslan beyimiz zaten yeme alışık olduğu için bir sıkıntı yok. Yarın bunları yine de aşağı alacağız. Aşısını yapacağız ne olur ne olmaz. Hem dörtlü karmamızı hem dokuzlu karmamızı. Önce dokuzlu karmamızı yapalım. Yemden etkilenmesini engelleyelim. Yani hayvan midesinde herhangi bir problem yaşamamasını sağlayalım. Ondan sonra da dörtlü karmayı da bir 10 gün sonra falan yaparız. Şimdi şunu kilide alıp onu emzirmeye çalışacağım. Emerse zaten alışırsa sürekli bunun etrafında döner. Kendi sütünü özgür bir şekilde içebilir. Başarabilirsem tabi. Oh. Şunun yeme girmesine dua etmem lazım. Şimdi sokmaya çalışayım. İnşallah girer. Bu tam fırlama ya. Bak bu o sürekli çıkan hayvan. Meydanda gezen var ya bak karşıya almıştık. Oradan çıkmış buraya girmiş. Gel. Girmezsen seni mecbur oraya makineye koyarım. Oraya girme işte ya. Neyse bunu bir sokmaya çalışayım. Ondan sonra döneyim size. Girmemeye yemin etmiş gibi. Normalde buraya girmesi lazımken şu araya koyuyor kafasını ve geri çıkarabiliyor. Şimdi girdi gibi ama yine dediğim araya sokmuş. Onun için götüreceğiz. Bak, gidiyor şu araya boşluğa koyuyor kafasına. Aslanım benim. Adam öyle bir kendini alıştırmış hiç kaçmıyor. Aferin oğlum aferin. Yürü. Biraz sütünden faydalanalım. Bizden habersiz yavru atmışsın. Boş gelmişsin buraya. Biz de seni doğuracak diye bekliyoruz. Tedavi ediyoruz. Hadi. Yürü lan.
Yürü. O değil. Aferin, aferin. Hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım, aferin, aferin. Tamam, tamam. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Kafanı düzelt, kafanı düzelt. Öyle değil. Heh, düz, 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 düz. Aynen öyle. Çok güzel. Gel. Gel, gel, gel. Kara gel. Kara gel. Kara gel. Kara da güzel isim değil ya. Bu aslan, bu tamam. Bunun ismi güzel. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Buna da ismi siz koyun. Yoruma ilk kim yazarsa veya en çok beğeni alan yoruma göre ismini yazarız. İlk kim yazarsa olursa biraz vicdansızlık olur. En çok beğeni alanı yapalım. Kara benim hoşuma gitmiyor. Bahtı kara gibi oluyor. Gel lan. Tamam gel. Bak meme. Nan. Oğlum az önce. Dur bakayım kara dur. Şu kamerayı bir bırakayım. Seninle rahat bir ilgileneceğim. Kamerayı sabitleyebilirsin. Tamam gibi ya. Gel. Elimizde biraz süt olursa en azından gelir. Karanın hiç emmeye niyeti yok. Onun için sütten kesmemiz daha doğru. Eski evini özlediği için sabahtan akşama kadar böyle bağırıyor. Yapacak bir şey yok. Sen istemiyorsun emmeyi. Biz sana doğal süt getiriyor, sen kabul etmiyorsun. O zaman hiçbir şey içmez. Kızım korkma, korkma, korkma. Gel, çık. Çık. Bunun da ayağının son durumu bu. Çok az bir şey kaldı. O da kendiliğinden kurur gider. Yani genel olarak bir şey kalmadı diyebiliriz. Bağır durakam. Biraz daha zaprımızı da zorlarsam sabah buradan çıktı dışarıya gitti. Etrafta bunu arıyorduk. Biraz daha bağırırsa şey yaparsa ancak bir yular alırım kendisine. Bağlarız bir yere. Sabitleriz. Yoksa yok. Bekle oğlum. Bekle. Celallenme. Açacağım. Ama hadi git. Tamamdır. Son olarak bir branguslara bakalım. Durumumuz ne? Keyifleri yerinde mi değil mi? Ondan sonra da işimizi bitiririz. Bugün başka bir işimiz yok. Branguslarda da genel durum iyi. Şunun tipine bakın. Bak.
Kaşlara bak, kaşları bile kas yapmış. Hayvan kaslardan kaş çizmiş kendine. Ha? Kaçmıyorlar artık. Erkek. Ve uzaktan çekeyim daha iyi. Geniş aç. Siz artık kilo alın bak. Arada küçük küçük duruyorsunuz, psikolojimi bozuyorsunuz. Oo, manyağa bak. Aha, bir tanesi uyuyor. Gitti. Uykuda yakalasaydım videosunu çekerdim. Bak hemen gözleri açıyor. Nasıl anlıyorlar geldiğimizi ya. Bunların da genel durumu güzel. Bir sıkıntı yok. Tüketimleri de iyi. Psikolojileri de elinde, böyle öfkeli öfkeli olduklarına göre. Tamam, bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Bugün telefon gidiyordu ha. Aman. Ne? Düşmüyor mu artık? Yani düştü dedin tamam pazar günü. Aman devrilmesin de. Tamamdır arkadaşlar. Genel olarak durum böyle. Hatta ön kamerayı açayım. Beni de bir görmüş olun. Vedamızı öyle yapalım. Şimdi işlerimiz bitti. Genel olarak ne yaptık? Onu ufaktan söyleyeyim. Traktörü çalıştırdık, kepçeyi çalıştırdık. Ama bakın, kepçeyi biz geldiğimizde aküyü takviye yaptık. O bahsettiğim kutup başlarını değiştirdik. Bastık bir türlü çalışmadı. Elektrik bir türlü gelmedi. Yemin ederim kurbanın boğazını kestik. Ben gittim marşa bastığım gibi kepçe çalıştı. Neyse. Yani Allah'tan mı geldi yoksa öyle mi tesadüf denk geldi, şans oldu, o kadarını bilemem. Ama sonuç olarak çalıştı. Biz kurbanımızı kestikten sonra çalıştı. Rabbime şükürler olsun. Kurbanımızı kestik. Dağıtımı da inşallah akşam ben halledeceğim. Dört tane düvemizi de göndermiş olduk. İki tane de kendime dana almış oldum. Bu kadar. Çok fazla da uzatıp başınızı şişirmek istemiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.